felsefi akımlarla eğitim felsefelerini. Bütün özellikleriyle tek tek geçelim. Ondan sonra da bu konumuzu sonlandıralım. Şimdi şuraya eğitim felsefeleri diyelim. Şuraya akımlar diyelim, etkilendiği akımlar diyelim. Şuraya amaç diyelim. Şuraya bilgi diyelim. Öğretmen diyelim. Öğrenci diyelim. Eğitim diyelim. Ve seçim özgürlüğü diyelim öğretmenim buradan. Şimdi bunların her birini birbiriyle ilişkilendirecek olursak öğretmenim, tahtamızda biliyorsunuz ki 4 tane eğitim felsefem var. Bunlardan birincisi ilk ortaya çıkanı hangisiydi öğretmenim? Daimicilikte. Bir diğeri esasicilikte. Bir diğeri ilerlemecilikte. Ve en son ortaya çıkanı ise yeniden kurmacılık dedik öğretmenim süreçte. Şimdi daimicilik eğitim felsefesinin etkilendiği akımları biraz önce gördük. Akımlardan geleneksel olanları idealizm ve neydi öğretmenim? Realizmde. Her ikisini de baz alır ama daha çok ne kullanılır dedik öğretmenim bunun içerisinde? Biliyorsunuz artık idealizm kullanılır dedik. Ve daimicilikte temel amaç neydi öğretmenim burada? Kişilik ve karakter eğitimi yapmaktı. Yani topluma ne yetiştirmekti öğretmenim burada? Yönetici yetiştirmekti bu süreçte. Yöneticileri kimlerden seçip yetiştiriyorduk? Elit ve seçkin tabakadan seçip yetiştiriyorduk. Burada evrensel değerler vardı hatırlıyorsanız. Geçmişten gelen değerlerimi yüklüyordum ve akla dayalı eğitim yapıyordum. Yani entelektüel eğitim yapıyordum. Bu nedenle bilgim mutlak. Yani nasıldı öğretmenim? Değişmezdi. Öğretmenim yine bu süreçte nasıl? Merkezde ama aktif ve bu süreçte öğrencisine model oluyordu. Öğrenci gözlem yapıp onunla birlikte ne yapıyordu? Öğreniyordu bu süreçte. Öğrencim pasif konumda. Eğitim olarak hatırlayın, formal eğitimde örgün eğitim mi, yaygın eğitim mi kullanılıyordu? İhtiyacı doğrultusunda eksiği neyse ona göre bir eğitim veriyordum. Yani hangi eğitim türü kullanılıyordu burada? Yaygın eğitim kullanılıyordu. Pozitif bilim, yani ispatlanmış gerçekler var mıydı öğretmenim burada? Pozitif bilimler daha ortaya çıkmamıştır dedik. Yani yoktu. Seçim özgürlüğü var mı? Evet, çünkü biliyorum ki idealizme göre doğuştan bilgisi var. Bunları entelektüel eğitimle sorgulayıp açığa çıkartacak. Öğrenci var olan değerlerin arasından kendisi seçecek. Ama evrensel değerlerin içerisinden tam anlamıyla seçim özgürlüğü yoktur diyebiliriz burada. Şimdi bunu bütünleştirdik. Geldik esasiciliğe. Esasicilikte ise yine aynı şekilde idealizm ve ne var öğretmenim burada? Realizm mevcut fakat daha çok neyi baz alıyordu? Realizmi. Amaç burada öğrenciye bilimsel gerçekleri ne yapmaktı öğretmenim? Aktarmaktı. Bilimsel gerçekleri aktarırken temel amaçlarımdan bir tanesi de o toplumun var olduğu kültürün nesini sağlamak öğretmenim, aktarılmasını sağlamak, bu sayede bireylerin sosyalleşmesini sağlamak. Esasicilikte hatırla, bireyi mesleki hayata hazırlıyorduk ve meslek bilgisiyle donanık hale getiriyorduk. Bu nedenle temel amaçlarımdan bir tanesi de bireyin
toplumsallaşmasının sağlanmasıdır öğretmenim burada. O mesleki hayata hazırlayabilmek amacıyla. O zaman ben burada bilimsel gerçekleri aktarıyorsam yine bilgim aynı şekilde nasıl bilgilerdir öğretmenim? Nesnel bilgilerdir, yani mutlak değişmez gerçekleri aktarıyorum. Geldim buraya öğretmenim. Aktaran kişi kim? Hatırla, realizmde insan zihni boş bir levhaydı ve bu bilimsel gerçekleri etkili sunu teknikleriyle birlikte aktaran kişi öğretmenim de. Bu nedenle öğretmen merkezlidir ve öğretmen bilgiyi aktaran kişidir. Yani nasıl bir öğretmenim vardı benim burada? Otoriter bir öğretmenim vardı. Geleneksel disiplin anlayışıyla birlikte öğrencim o zaman öğretmenin verdiği bilgiyi alacak, yani pasif konumda. Öğrenci yapmadığı takdirde çocuğa ne veriyoruz burada öğretmenim? Ceza veriyoruz. Hatırla, esasicilikle birlikte artık pozitif bilim denilen şey var. Artık tam anlamıyla bir okul çatısına geçiş yapıyoruz. Örgün eğitimim var ve bilimsel gerçeklere, fizik, kimya gibi derslerimi, yani pozitif bilimleri öğrenciye aktarıyorum. Öğrencim pasifse, otoritem öğretmenimse seçim özgürlüğünden bahsedebilir miyim burada? Hayır. Bu nedenle öğretmenim öğrenciye yapmadığı durumlarda ne veriyorum? Ceza veriyorum. Gelenekselleri bitirdik ve burada kullanılan öğretmen tiplerinde de biliyorsunuz ki, onları da bir hatırlatalım tekrar. İdealizm benimsendiği için nasıl bir öğretmen tipim vardı? İdealist bir öğretmen tipim vardı. Burada ise realist bir öğretmen tipim olacak bu süreçte. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık ise bizim çağdaş eğitim felsefelerinin ya da yaklaşımlarının içerisinde kullanılıyordu öğretmenim. Ve bunların içerisinde ilerlemecilikte benim baskın olarak kullanacağım akım, pragmatizm, ne de olabilir, çağdaşların içerisinde varoluşçuluk da olabilir. Ama ben bunların içerisinde baskın olarak bireyin işine yarayacak bilgiler veriyordum. Yani ihtiyacı doğrultusunda pragmatizmi kullanıyordum. Amaç ön planda neyi sağlamaktı? Bireyin gelişimine destek vermeydi, yaşam kalitesini artırmaydı. Bu nedenle bireyin ilgisi doğrultusunda, istekleri doğrultusunda, hatta ihtiyaçları doğrultusunda öğrenciye bir takım ortamlar ayarlıyorduk ve bilgilerim artık ne boyuttaydı burada? Öznel bilgi, yani kendisinin edineceği bilgiler vardı. Sosyal çevreyle yaşantı geçiriyordu, onun doğrultusunda deneyim sahibi olup kendi bilgilerini kendileri yapılandırıyorlardı. Öğretmenim de bu süreçte ona yol gösterici öğretmen öğrenciyle birlikte çalışıp hatta çocukla birlikte öğreniyordu. Bu nedenle rehberdi ve buradaki öğretmen tipine de bu nedenle baskın olarak hangisi kullanılır? Pragmatist kullanılır. Varoluşçu olmaz mı, o da olur, ama baskın olarak pragmatisti alıyoruz bu süreçte. Bütün işi yapan kişi öğrenci olduğu için öğrencim tam anlamıyla ne konumda? Aktif konumda. Eğitimde biliyoruz ki örtük program kapsamıyla informal eğitim de olabilir. Yine nerede de gerçekleşebilir, formal eğitim kapsamıyla da gerçekleşebilir. Ve öğrencim tam anlamıyla artık burada nasıldır öğretmenim? Özgür konumdadır bu süreçte. Yeniden kurmacılıkla ilerlemeciliğin farkını irdeleyecek olursak, yeniden kurmacılık da çağdaş eğitim felsefelerinin içerisinde olduğu için yine pragmatizm ve neyi kullanabiliriz? Varoluşçuluğu kullanabiliriz, ama temel fark ilerlemecilikte bireyi baz alırken yeniden kurmacılıkta biz neyi baz alıyorduk öğretmenim? Toplumu baz alıyorduk. Toplum ya da toplumsal sorunlar okul ortamına getirilip bu okul ortamında öğrenciler ya bir reform ya da ne meydana getiriyorlardı? Değişim. Bu nedenle reform ya da değişimi savunan ise yeniden kurmacılık diyeceğiz bu süreçte. Yine edinilen unsurlar öznel bilgiler artı öznel neler olabilir öğretmenim? Değerler olabilir, varoluşçuluk olduğu için. Öğretmenim yine bu konumda rehberdir. Öğrencim yine tam anlamıyla ne konumda olacak? Aktif konumda olacak. Eğitim türlerinin yine her biri kullanılabilir ve öğrenci tam anlamıyla nedir burada? Özgür konumdadır. İkisi arasındaki temel fark İlerlemecilik
bireyi baz alırken yeniden kurmacılıkta mutlaka toplum vurgusu olmak zorunda. Bunları da şekillendirdikten sonra akıllı tahtamızdan tekrar bir yardım isteyelim. Bak, felsefi akımlarda bütünleştirdik. Realizmi o zaman biz nerede kullanacağız öğretmenim? Kalemime bir basayım. Realizmi daha çok esasici eğitim felsefesinde kullanacağız. İdealizmi daha çok nerede kullanacağız öğretmenim? Daimicilikte kullanacağız. Her ikisinde de kullanılır mı? Yazamadım. Şuradan hemen silgimi seçiyorum. Ups. Tekrar kalemimi alıyorum. M'yi yapamıyorum. Ups. Tamam. Daimiciliğin içerisinde kullanacağız dedik. Bunlar ise çağdaşlarda pragmatizmi daha çok nerede kullanıyoruz dedik öğretmenim. İlerlemeciliğin içerisinde kullanıyoruz dedik. Varoluşçuluğu da daha çok nerede kullanacağız dedik öğretmenim. Yeniden kurmacılığın içerisinde kullanacağız dedik. Böyle toparladıktan sonra eğitim felsefelerimizde öğretmenim çok fazla ilerledim. Eğitim felsefelerimizde bunları da dikkate aldıktan sonra ÖSYM müfredatında çıkan sorumuza bir bakacak olursak öğretmenim, şöyle bir irdeleyelim. Bak, diyor ki bu öğretmenin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini diyor. Değerlerin mutlak olduğunu ve nesini diyor öğretmenim, değişmezliğini. Ve tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunan bir öğretmen diyorsa. Şimdi önce zihninizde şunu bir yapılandırın. Bu öğretmen gelenekselci mi, çağdaşçı mı? Evrensellik varsa, mutlaklık varsa bu öğretmen neci olacak? Gelenekselci. Bu öğretmen tipi için o zaman ya idealist diyeceğim ya ne diyeceğim öğretmenim? Realist. Bakıyorum. Öğrencilerine seçme özgürlüğü tanımış, onların seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek istiyormuş. Realiste otoriter öğretmen vardı, hatırlayın. İdealiste o var olan bilgisini açığa çıkarmak amacıyla seçim özgürlüğü sunuyorduk. Seçim özgürlüğü sunuyorsa o zaman benim buradaki öğretmen tipim hangisi olacaktır? İdealist. Bu nedenle öğretmenim, eğer sorum şöyle olsaydı. Bilginin göreli ve değişebilir olduğunu savunan bir öğretmen, bireylere seçme özgürlüğü tanımakta, bireylerin gelişim özelliklerini dikkate alarak ortam hazırlatmakta ve bununla birlikte yaşam kalitesini artırmaya çalışmaktadır. Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyorsa, bak, göreli ve değişebilir diyorsa demek ki bu öğretmen çağdaş bir öğretmen. O zaman gerçekçi ya da idealist olamaz. Ne olacak? Ya pragmatist ya da varoluşçu olacak. Çocuğun bilgi oluşturmasından bahsediyorsa, bireyin kendi bilgileriyle birlikte bu bilgilerini ortamda kullanmasından bahsediyorsa soruda, direkt hangisi olacaktır? Pragmatist olacaktır. Sorularda buna dikkat etmenize söyleyebiliriz sizlere. Bunun dışında bak, eğitim felsefelerinde o zaman bütünleştirdik. Daimicilikte, tekrar söylüyorum öğretmenim, daimicilikte daha çok idealizm, realizm de var. Esasicilikte daha çok realizm, idealizm de var. İlerlemecilikte daha çok pragmatizm. Yeniden kurmacılıkta daha çok ne benimsenecek öğretmenim burada? Varoluşçuluk. O zaman daimicilik ve esasicilikte temel amaç bireyi hayata hazırlamak ve her ikisinde de merkezde kim olacak benim burada? Öğretmenim olacak. Yani teacher'ımı baz alacağım. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılıkta aradaki fark, ikisi de çağdaş olmasına rağmen ilerlemecilikte birey merkezliyken yeniden kurmacılıkta toplum veya toplumsal sorunları ele alıp reform gerçekleştirmek. Bu nedenle bunların her biri okul ortamına getirilecek ve öğrenci çözüm geliştirilecek. Bu sebeple de okul hayatın ta kendisi olacak öğretmenim burada. Bunu da irdeledikten sonra hadi şunlarla ilgili sorularımızı da bir irdeleyelim. Buna göre bu eğitim programları hangi eğitim felsefesini temele almıştır diyor. Bak, yapılandırmacılıktan bahsetmiş. Buna göre hazırlanan bir eğitim programı geliştirilirken bak ne diyor sana? Bireyin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş. Deneyimler okuldaki yaşamın kendisi olarak benimsenmiştir diyor. Ben burada direkt bireyi baz alıyorsam aklıma gelecek
Ne var öğretmenim eğitim felsefelerimde? Çağdaşlardan bahsediyor. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık var. Ama demiş ki bak birey, bu nedenle doğru seçeneğim ne olmalıdır öğretmenim? İlerlemecilik olmalıdır. Hadi sonraki soruma bakalım. Betül öğretmenin hangi eğitim felsefesi ilkelerine uygun davrandığı söylenilebilir diyor. Betül öğretmen öğrenme öğretme sürecinde geçmiş konuları tekrar etmiş. Öğrenmenin önemini sık sık vurgulamış. En doğru ve gerçekçi bilgilerin geçmiş konulara bağlı kalınarak öğrenileceğini söylemiş. Aynı zamanda sınıftaki tek otoritenin de kendisi olduğunu da öğrencilere hissettirmekten çekinmemiş. Otorite kendisi ise demek ki bu öğretmen gelenekselci. O zaman aklıma ne gelecek? Ya daimici ya da esasici. Şıklara bakalım. Yararcılık diyor, pragmatizm de kullanıyor, daimicilik, ilerlemecilik, esasicilik ve varoluşçuluk. Konu öğretimi var, bilgi aktarımı var. Bu nedenle otorite öğretmenden bahsediyorsa doğru cevabım hangisi olacak öğretmenim benim burada? Esasicilik olacak. Daimicilik nasıl olurdu? Kişilik ve karakter eğitimi yapardı. Elit insanları seçip yetiştirirdi öğretmenim bu süreçte. Bu sorumu da geçtim, geldim bu soruma. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi. Toplumda. Okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okul itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri okul gelişimin merkezi olmalı. Piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır şeklinde özetlenmiş. Bak okul hayatın tam merkezi olacak diyor. Toplumla ilgili durumlarda nereye getirilecek diyor okula. Toplumdan bahseden eğitim felsefem hangisiydi öğretmenim benim burada? Yeniden kurmacılıkta. Bunu da bitirdikten sonra geldik artık program geliştirme sürecinin planlanmasına.